Evet sevgili dostlar, sponsorumuz Golluar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günün ilk videosu uzundu. Bu da uzun olacak. Kısaltmak için hemen söze geçiyorum arkadaşlar. Intro mitro bile vermiyorum. Hemen geçelim. Şimdi geçtiğimiz yıldan beri Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyen ki ligin son maçında da azıcık biraz izlediğimiz ama U19 izleyicilerinin çok izlediği Arda Okan Kurtulan'a Makedonya milli takımından teklif vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Igor Angelovski hatta kulüpten izin alarak geçen sene izletmişti, beğenmişti. Dün itibariyle Fenerbahçe altyapısında forma giyen Arda Okan Kurtulan Makedonya milli takımına seçildi duyumları vardı. Burada bir yanlışlık var. Önce onu bir düzeltelim. Daha doğrusu resmi hesabın paylaşımı, Fenerbahçe Akademi'nin paylaşımı. Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan. Kuzey Makedonya U21 Under 21 milli takımının 10 ve 12 Haziran 2022 tarihlerinde Bosna Hersek'le oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. 2 günde bir mi oynuyorlarmış? Bakın U21 yani Arda Okan Kurtulan Makedonya Ümit milli takımına seçildi. Bu ayrımın farkına varın. Eğer A takım seviyesinde forma giymediği her müddetçe hem Türk sayılacak ligimizde hem de Türk milli takımını seçebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama şu bir gerçek. Bak şimdi ülkede Fenerbahçe'nin düşmanlığı var arkadaşlar. Net olarak var. Ya milli takımın alt yaş kategorilerinden uzun bir süre teklif bekledi. Allah aşkına. Bakın Allah aşkına. Allah'ın adına verdim. Ya Ümit milli takımına bakın Türk milli takımına. Ya saçma sapan bir kadromuz var. Ya Ümit milli takım yok. U21 ligi kaldırıldı mesela. Niye kaldırıldı? Kimsenin haberi yok. Sonra da Türk oynatalım. Lan U21 bak aklı başında bir şey. Federasyon U21 ligini kaldırmazdı. Derdi ki arkadaşlar U21'de A takımda oynayamayan 6 futbolcuya kadar oynatabilirsiniz ilk 11'de. Ya hem rezervlik statüsü olurdu hem izlenirdi. Ne bileyim ekte gelir olurdu. Ver TRT'ye. Ver ne bileyim Anadolu şeylerine. Yani 20 yaşına girebilecek Arda Okan artık oynayabileceği milli takımda seçmek zorunda. Hani Makedonya veriyorsa orada oynayacak. Yapacak bir şey yok. Jorge Jesus'un A planı belli oldu. Neymiş? A planı. Bravo. Şimdi hepimiz, daha doğrusu hepiniz diyeyim. Transfer için buradasınız. Yok hepiniz değil. Bazılarınız muhabbetten buradasınız. Beni sevdiğinden burada olan arkadaşlar var. Allah razı olsun. Onlar kendilerini belli ediyorlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ama transfer için burada olan birçok kardeşimiz var. Şimdi haberde diyor ki Jesus'un transferle ilgili fikirleri oturmaya başladı. Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre. Üçlü savunma oynamayacakmış. Bakın. Şu an elim ayağım titriyor. Siz farkında değilsiniz. Yani çayı falan alırken üstüme dökmem inşallah. Çay da sıcakmış. Yani Vitor Pereira gibi üçlü savunma oynamayacakmış. Bakın bu bilgi hayat kurtarır. Eğer denize falan düşerseniz Jorge Jesus'un üçlü oynatmayacağı bilgisi size hayat kurtarır. Yani anında yüzmeyi öğrenirsiniz. Bu bilgiye sahip olun. Sağ bek Osayi Samuel'inmiş. Sübhanallah. İlk defa görenler beğene tıklasın. Ya lütfen beğene tıklayın bak. Böyle önemli bilgiler veriyorum size ya. Skorer kanat istiyormuş. 5-6 transfer istiyormuş bu arada. İyi en azından 4-5 demesine rağmen 5-6'ya çıkarmışlar. Yakında bunu 8 artı yapacaklar. İyi bakın. Üçüncü bölge için istemiş. En önemli talebi de santraformuş. Arkadaşlar kapadım videoyu. Hayatta kalmak için artık öğrenmeniz gereken hiçbir şey yok. Kim Minji'ye giderse bir stoper daha alınacakmış. Sübhanallah. İkinci kaleci transferiyle birlikte toplam 6 kişi olacakmış. Eğer Kim Minji'ye giderse 7 olacakmış. Sübhanallah. İlk defa duyanlar. Ya lütfen beğene tıklayın bak. Ben burada sizin hayatınızı kurtaracak bilgiler veriyorum. İlk aday Serdar Salahi tandemiyle devam edilecekmiş. İlk aday da Abdülkerim'miş. Türk oyuncu takviyesi. Abdülkerim Bardakçı'ymış. Ve tecrübeli teknik adamın Sarı Lacivertlilere verdiği mesajlar dikkat çekmiş. Arkadaşlar buraya kadar beğenmediyseniz
Hayatta kalmak için kendinize bu kadar güvenmeyin. Diğer habere geçiyorum. Jesus'un Bruma talebi. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus'un transfer planı şekillenmeye başlamış. Bilin bakalım kim? Söyledim ya az önce. Galatasaraylı, eski Galatasaraylı Bruma. Çünkü dünyada başka kanat oyuncusu yok. Hepsine kıran girdi. Hepsi öldü. Bir gecede altı babayı öldüren Polat Alemdar misali. Bir çete çıktı. Amip, Öglena, Terlikse Hayvan Çetesi. Dünyadaki bütün kanat oyuncularını bir gecede öldürdü. İki gecede değil bak. Bak hayır bak hayır. Bak bir gecede öldürdü. En büyük şey de Fenerbahçe yaptı. Ben Fenerbahçe için kanat oyuncularını öldürdüm. Şimdi ya inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Bruma ya. Çorumlu amirin eniştesinin görümcesi. Fenerbahçe 27 yaşındaki futbolcu için devredeymiş. Dedikodulara göre Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Türkler PSV'den bilgi aldı. Eindhoven's Dagblad Türk kulüplerinin PSV'den Bruma hakkında bilgi aldığını duyurmuş. Daha önce Beşiktaş ile anılan futbolcu PSV ekibiyle sözleşmesi 2023'te biteceği için kiralama opsiyonunun kalkması da dikkatlerden kaçmadı. PSV'de elden çıkarmak istiyor. Yani şayet futbolcu yaz döneminde satılamazsa sezon sonunda bedelsiz ayrılacak. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro civarında bir plan ortaya çıkarttığı iddia ediliyor. Peki geçen sene ne yaptın? Hollanda Ligi'nde PSV formasıyla 46 maçta 1724 dakika, 10 gol 4 asist. Galatasaray'da 85 maçta 16 gol 6 asist. 12,5 milyon euro artı bonuslar içeren paketle Leipzig'e transfer olmuştu diyor. Şimdi haberi gördünüz. İnandırıcı herhangi bir yanını gördünüz mü? Ben herhangi bir şeyini görmedim. Buradan benim bildiğim yani çok çok ilginç. Galatasaray 15'e satıyor. Leipzig de 10'a satıyor 2 sene sonra. Yani iyi para elde ediyordu Galatasaray. Ama aynı Galatasaray 15'e satınca bazı arkadaşlar şey diyor hocam iyi kar elde etmişler. Arkadaşlar futbolcunun değeri 2,5 milyon euroyken Galatasaray 13'e 15 şey 13 milyon euroya aldı 2013 yılında. 13'e aldı. Sonra Gaziantep'e kiraladı futbolcu sakatlanınca yabancı kontenjana yararlanmak için. Bir dönem Sociedad'a kiraladı. Leipzig'e 12,5 artı bonuslarla kiraladı. 15'e çıktı. Onlar da 12'ye PSV'ye. Yani 46 maç 1721 dakika. Benim tabirimle 20 maç bile yok. 10 gol 4 asist yapmış. Ben inanmıyorum bu habere. Hiçbir gerçeklik payı yok. Kulağıma gelen bir bilgi de yok. Siz inanabilirsiniz. Tatlı köprü var. Onu satabilirsem de Peugeot 3008 alacağım. Hocam sen bize inandırıcı duyumlar ver. Hazır mısınız? Fenerbahçe'de samba kültürü. Fenerbahçe samba kültürüne dönüyor. Yani Brezilya çetesine. Şimdi Fenerbahçe Brezilya Ligi'nden bazı futbolcularla ilgilendiği öne sürüldü. Bu doğru. Evet, yanlış duymadınız. Uzun zaman sonra doğruluyorum. Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı. Bu doğru değil. Sarı-lacivert yönetime transfer listesi sundu. Çalışmalar başladı. Hedefte Brezilyalı 3 yıldız var. 3 yıldız Wellington, São Paulo'da forma giyiyor. 21 yaşındaki sol bek 2021 yılından beri Brezilya devinde oynuyor. Sözleşmesi 2024'te bitiyor. Ben oraya Marcelo çekeceğim arkadaş. Ne derseniz deyin arkadaş. Ben oraya Marcelo çekeceğim. Bu arada Allah Allah ben bulamadım ya. São Paulo 21 yaş. Yani futbolcunun transfer marketine yanlış mı baktım acaba? 31 yaşında bir şey gözüküyor. Luminense falan. Neyse. Bunu geçiniz. Çok da uğraşmayalım. Ben oraya Marcelo çekeceğim arkadaşlar. Yani müsaadeniz olursa Real Madrid'de Marcelo çekeceğim oraya. Hocam hangi parayla? Köprüyü satınca. Hocam köprü kaç liraydı? Ne verirsin? 19 maçta 13 gol. Fenerbahçe sol kanat için ise Coritiba forması giyen Igor
Pike Sao için de bastırıyor. Şimdi bu isim keşke sosyal medyaya düşmeseydi. Çok net söylüyorum. Keşke bu isim sosyal medyaya düşmeseydi. Hocam ilgimiz var mı? Alakamız var mı? Olsa ne yazacak ki? Keşke bu isim sosyal medyaya düşmeseydi. Bakın. Ben size futbolcuyu anlatayım. 28 Haziran 2000 doğumlu. 21 yaşında 22 olacak. Brezilyalı. 1.68. 1.68 ne demek? Hız demek. Fiziksizlik demek. 2024'e kadar sözleşmesi var. 800 bin euro piyasa değeri var. Buraya kadar her şey müthiş. Niye müthiş? Ali Koç vasatları sever. Hayır abi. Vasatları sever falan değil. Al, parlat, sat dönemindeyiz. Buraya kadar süper. İstatistiklerinden bahsedeyim. 21 yaşındaki Sıpa'nın istatistiğinden bahsedeyim. 26 maç, 10 gol, 6 asist. 2110 dakika. Gerçi şimdi dediğim gibi oyuncu ilginç bir oyuncu. Ve yani keşke sosyal medyaya düşmeseydi. Çok iyi istatistiği var. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçiyorum. Bu arada Fenerbahçe 1,5 milyon euro teklifte bulunmuş. Onu da geçin. Son olarak da Botafogo'nun 23 yaşındaki santrafor Erisson için de görüşmeler sürüyormuş. Şimdi Erisson Botafogo 23 yaşında. Mantıklı. Yani Erisson niye mantıklı? Ucuz. Şimdi kulübüyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. 19 maçta 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yıl başında 200 bin euroya transfer edilmiş. Jesus düşük maliyette ve gelecek vadeden bu oyuncular almak istiyormuş. Şimdi 2023 Aralık'ta sona eriyor sözleşmesi. Gelecek sene bitmiyor yani. 1,5 senesi var. Oraya dikkat. 1,80 boyunda değişik şekilli şüküllü bir adam. Bakın kanatta oynayabiliyor. Sol ayaklı. Ben size bir şey söyleyeyim. 19 maçta 13 gol, 3 asist ve Brezilya Serie A'da 7 maçta 5 gol, 1 asist 568 dakikada 1138 dakika. Ben şunu söyleyeyim. Bunu bize yedirmezler. Bunu bize yedirmezler. Yedirirlerse de müthiş bir yem olur ama bunu bize yedirmezler. Ha, hocam bize daha kaliteli isim lazım. Bize şöyle lazım, böyle lazım. Biz işte şampiyon olmak zorundayız. Ben şunu söyleyeyim. Hiçbirinizin futbol bilgisi Jesus kadar değildir. Bir de güvenmek lazım. Yine devam edelim haberlere. Jorge Jesus eski öğrencisini istiyor. Benfica'ya transfer etti. Everton Cebelin Pa'yı Cebolinha'yı Fenerbahçe'ye görmek istiyormuş. Benfica'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği kanat oyuncusu Everton Cebelinha'ya Fenerbahçe düşünüyormuş. Bir dakika bu şu Everton mu? Ho ben bunu çok kalıyordum PES'te. 26 yaşında orta sahanın solunda Brezilyalı 2025'e kadar sözleşmesi var. 20 milyon euroya almışlar 2020'de. Hangi parayla alıyorsak selamun aleyküm. Yani hangi parayla alıyorsak selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Jesus kiralaması için teklif yaptığı öne sürüldü. 4-5 oyuncu alacağız demişti diyor. Üretken özellikle hücum tarafında üretken isim. 26 yaşındaki Sambacı 2. Benfica döneminde ilk transferler arasında yer alıyordu diyor. Flamengo reddetti. Roger Schmidt ayrılabilir raporu verdi. Flamengo kiralama teklifi yaptı. Benfica kabul etse Everton ülkesine dönmek istemiyormuş. Avrupa'da kalmak istiyormuş. Fenerbahçe'de her iki kanatta görev yapabilen Sambacı için harekete geçti diyor. Jesus da çok istiyor. Kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi. Şampiyonlar Ligi'nin de etkisine Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak diyor. Şimdi duyumu boş verin mantık yürütelim. Ya hocam sen de hep mantık yürütüyorsun. Biraz da duyum yürütelim. Bak mantık yürütelim. Eleman Everton 46 maça çıkmış. 7 gol 7 asist 2794 dakika. Yani benim tabirimle 31 maça çıkmış. 14 gollük katkısı var. Fenerbahçe'de işe yarar mı? Yarar. Bir de %85 vermiş Transfermarkt. Bak Fenerbahçe'de işe yarar mı? Yarar. Piyasa değeri 15 milyon euro. Hiç mühim değil o. O mühim değil. Biz bu arkadaşı kaça alabiliriz? Ben size söyleyeyim.
Globalleşen dünyada biz bu arkadaşı ücretsiz kiralamaya da 1-2 milyon euro kiralama bedeli 6-8 bandına da satın alma opsiyonuyla alabiliriz. İster Mustafa Hoca subliminal mesaj veriyor deyin, ister Mustafa Hoca başka bir şey diyor deyin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bruno Henrique'yi konuştuk ya. Mantık, matematik olarak diyorum ki bu elemanın gelme ihtimali benim mantık matematiğime göre Bruno Henrique'den daha yüksek. Bir de şunu söyleyeyim. Yani eleman orta sahanın solunda oynuyor ama sağ ayaklı. Şimdi sağ kanatta, sol kanatta. Ben şunu söyleyeyim. 1,74 boyunda, 26 yaşında henüz. Desek ki ya işte 2 milyon kiralama opsiyon 8 milyon euro sonraki satışında %15 pay. Hatta 10 milyon euronun üstüne %20 pay desek emin olun biz bu elemanı alabiliriz. Zamanında 40 milyon euroları görmüş 2019'da ama bir düşüş yaşamış Gremio'da. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten söylüyorum. Bu elemanın alınma ihtimali bence bunun önündekinden daha yüksek. Bence bu yani. Fikir yürütüyorum sadece. Yanlış anlaşılmasın. Keşke becerebilsek de alabilsek. Yani keşke becerebilsek de alabilsek arkadaşlar. Onu da söylemiş olduk. Everton Cebelinho. Serdar Dursun için karar çıktı. Bu milli takım için bir karar arkadaşlar. Yani Serdar Dursun'u Litvanya maçında Stefan Kuntz, yanlış bilmiyorum değil mi? Stefan Kuntz, Serdar Dursun'u Türk milli takımında Faroe Adaları'na 5. maçına çıktı. Gol attı. Litvanya maçında Serdar ilk 11'de diyor. Bu çok önemli değil benim açımdan. Sizin açınızdan da çok önemli değil. Yedekten girip atması daha güzel. Şu anki rakipler biraz daha kolay, nispeten kolay. Yani daha önceki milli maç kariyerine bakarak. Şu önümüzdeki 3 maçta keşke 3 maçın 3'ünde de gol katkısında bulunsa. Tabii ki milli takım kazansın ama yani 5 maçta 4 gol attı. Keşke bir maçta 2 gol, 3 gol birden atsa. Çaykur Rizespor gibi görse rakipleri. Bir şeyler yapsa keşke arkadaşlar. Yaşı 31. Fenerbahçe'de ne yaptı? 37 maçta 15 gol, 3 asist ama yani kaç dakika oynadı? Çok çok ilginç. Birçok kişinin mesela Çöple diye isimdi. Ha gelirken Bundesliga 2 gol kralı unvanıyla geldi. Bu arada 31 yaşında değil, 30 yaşında. 19 Ekim 91 doğumlu, henüz 31'e girmedi. 3,5 milyon euro piyasa değeri var. Fenerbahçe'de 37 maç diyor ama arkadaşlar 15 gol 4 asist. Bu külliyen yalan. 2040 dakika. Yani şöyle anlatayım. 1800 dakika 20 maç. 270 dakika daha ekleyin. 2070. 23 maç, 15 gol, 4 asist. 23 maçta 19 gollük katkısı var Serdar Dursun'un Fenerbahçe'de. Bu istatistikte bakarsanız belki de son yılların en iyi forveti Fenerbahçe adına. Yani en iyi gol istatistiğine, dakika gol bazında istatistiğe sahip ismi. Allah sonumuzu hayır etsin. Serdar Dursun iyi bir alternatif ve iyi bir de Fenerbahçeli. Tatile rağmen antrenman. Fenerbahçe'de birçok futbolcu sezonu bitirilip tatilin başlamasına rağmen antrenmanlara ara vermiyor. Milli takımlarda olmayan futbolcular bireysel programları uyguluyor. Fizik güçlerini korumaya çalışıyor. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci. Bakın şimdi bu var ya bu. Bu Jesus etkisi işte. Yani Türk futbolculardaki. Miguel Crespo. Adam zaten disiplinli. Bright Osayi Samuel. Kim Min-ji. Bireysel çalışıyorlar. Bakın. Gerçekten bizim futbolcuların disiplin tarafı, bizim futbolcuların bazılarının gerçekten futbol ahlakı tarafı gerçekten müthiş. Samimi söylüyorum müthiş. Hani Arda Güler belindeki sakatlık için tedavi programlarını aralıksız sürdürüyor. Yani Minji de bireysele başladı. Ben Fenerbahçe açısından söylüyorum gayet iyi bir gidişat var birçok futbolcuda. Jesus'un gelmesi de pozitif manada etkiledi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ve NBA'de Utah Jazz'ın asistan koçluğunu yapan Erdem Can yeni sezon için Türk Telekom'la anlaşmış. Yetişiyor, yetişmekte olan mı diyorsunuz? Yok, yaklaşıyor, yaklaşmakta olan mıydı? Böyle böyle yetiştirmek lazım. Önümüzdeki yılların şeyin arkadaşlar. Bir de mesela Flamengo'nun ön liberosu var. William Araujo. 29 yaşında mıydı ya? Yanlışım mı var? 29 yaşında aynen. 7 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık 2023'te bitecek. Görün bakın bunun da adı bizimle yazılır.
Yazılmıyorsa da yazılır. Ama elemanın 26 maçta 1955 dakikada 5 gol 2 asisti var. Keşke ciddi bir hata yapsalar da Fenerbahçe'den Gustavo'yu alıp Araujo'yu vermek gibi bir ciddi hata yapsalar. Ama sanmıyorum. Herkes biz mi hata yapsın hocam? Değil mi? Neyse. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir beğeniyi çok görmezseniz de sevinirim. Görüşmek üzere.